Buhara Otomotiv'den Osman ben. Merhaba, Renault Buhara Otomotiv'den o gün ben. Birazdan Talyan aracımızla birlikte sizlerle yol testindeyiz. Arkadaşlar şu anda aracımızın içindeyiz ve benim en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi Osman uzun boylu bir arkadaşımız, boylu postlu ve araçta rahat ediyor musun Osman şu anda? Onu çok merak ediyorum. Vallahi açıkçası şu anda gayet rahatım o gün. Yani baş mesafesi olsun, diz mesafesi olsun, direksiyon konumu olsun çok rahat kullanıyorum şu anda. Yani hiç yorulmadan kullanıyorum. İdeal bir araç bu. Yani bence kesinlikle. Görüş açısı da çok iyi bu arada aracın. Yani yola gayet hakimim oturduğum pozisyonda. Bence güzel. Süper. Peki Osman, bu aracın özelliklerinden birazcık bana bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani şimdi öncelikli olarak Taliant aslında sınıfında gayet dolu olan araçlardan biri. Şimdi herkesin malumu, internette sürekli haberler dönüyor, işte yazılar çıkıyor ama aslında gayet dolu bir araç. Yani dolu bir araçtan kastım şu. Mesela giriş seviyesi olmasına rağmen araçta otomatik yanan farlar, yani far sensörü, hız sabitleyici, hız limitleyici, yol bilgisayarı, start stop özelliği, eco modu gibi özelliklerin hepsi standartına sunuluyor. Yani bunlar aslında normalde çoğu markada üst donanımlarda sunulan özellikler. Yine araçta çoğu kişinin merak ettiği soru, araçta teyip yok mu sorusunda bir açıklık getireyim. Şimdi aracımızda standart olarak Bluetooth, USB, radyo gibi özelliklerin hepsi var. Ama artık bunu daha entegre bir şekilde gösterge panelinin ortasından kontrol ediyoruz. Hani daha çok tuş kirliliğinden ziyade şuradaki kolay menüden her şeyi kontrol edebiliyoruz. Sanki bunun yanı sıra araç Megane'ın küçüğü gibi geldi bana Osman. Yani bir tık daha küçük Megane yapmışlar. Ve sedan olarak rahat edebileceğimiz bir araç türü gibi geldi. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Zaten şöyle bir olay var. Şimdi artık Renault ön taraftan bakıldığında arabanın Renault olduğunu artık anlamanı istiyor. Yani anlamasını istiyor müşterilerin. Şöyle ki bütün araçların ön yüzleri, iç konsolları, dizaynları artık birbirine çok fazla benziyor. Sadece arasındaki farklar boyut farkları ve işte hani müşterinin beklentilerini karşılayacak özellikleri sağlamak. Yani A segment, B segment, C segment diye değişiyor. Yani tamamen Megane'ın küçüğü diyebiliriz bu aracı. Bütçe olarak da uygun bir tabii, araç. Tabii, yani daha uygun fiyatlı bir araç. Her kullanıcı hitap ediyor yani. Peki şu an tutuşu nasıl? Yol tutuşunda rahat edebiliyor musun? Yani şu an için bir sıkıntı görmedim. Yani şu anda baktığımızda hafif rüzgarlı bir ortamda araç kullanıyoruz. Yani şu andaki hava şartlarında biraz rüzgar var ama ona rağmen herhangi bir çekme, sarsıntı veya işte yolda güvensizlik gibi bir his yok. Yani kullandığımız araç bu arada bir motor, 90 beygir. Yani turbo benzinli bir motor. Şanzıman seviyesi de gayet iyi. Hani ondan dolayı şu an için bir sıkıntı yok. Zaten şöyle bir durum da var. Ben yan tarafta şu anda yolcu koltuğunda oturduğum zaman kendimi inanılmaz rahat hissediyorum. Ve bunun yanı sıra da güvende hissediyorum. Evet. Yani hava şartlarının rüzgarlı olmasına rağmen ki bugün bulunduğumuz bölgede aşırı derecede bir rüzgar var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. İsterseniz şimdi araçtan inip aracın bagaj hacmine ve arka diz mesafesine bakalım hep birlikte. Nasıl bulacağız? Şimdi hep birlikte aracımızın arka genişliğine bakalım. Şimdi şöyle ben arka kısmı oturduğumda gayet mesafeli gördüğünüz gibi. Gayet rahatım. Boy olarak da gayet rahat. Yani yanıma bir kişi değil iki kişi de otursa yine rahat bir yolculuk yapabilirim araçta. Şimdi aracımızın dış kısmında bagaja bakıyoruz. Hemen şöyle bagajı açıyorum sizlere. Bagajımız tam 628 litre. Bunu kesinlikle yanlış duymadınız. 628 litre bagaj hacmimiz var. Yani bu aracın içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bir tatile gideceksiniz ya da köyden, memleketten bir şey getireceksiniz. İstediğinizi doldurup rahatlıkla yolculuk yapabileceğiniz bir bagaj hacmine sahip. Zaten geniş ailelerde de bagaj hacmi çok önemli olduğu için geniş ailelere özellikle ideal ve hitap eden bir bagaj hacmidir. Evet arkadaşlar, bugün Taliant'la birlikteydik. Osman Bey bize çok güzel anlattı, eşlik etti. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır Osman Bey? Son olarak aracın fiyatından bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii ki bu kadar tanıttık, fiyatını da merak ediyorsunuzdur. Şu anda Türkiye'nin en uygun fiyatlı aracı bu araç, otomatik şanzıman sınıfında. 482.900 TL'den başlayan fiyatlarla şu anda satışa sunuluyor. Sizler de bu aracın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.